Hayat haberle, haberi hayatla buluşturmak için sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bölgenin tek televizyonu Ege TV'den mutlu akşamlar. Tarih 10 Şubat 2020 günlerden pazartesi. Günün sıcak gelişmelerinin yer aldığı Muhammed Saygı'yla ana haber başlıyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin yüreği İdlib'den gelen acı haberle bir kez daha yandı. İdlib'in kuzeyinde düzenlenen saldırıda 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz ifadelerine yer verildi. Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize de baş sağlığı diliyoruz efendim. Şimdi İzmir'le devam edeceğiz bültenimize. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası üyelerini ödüllendirdi. İzmir'in başarılı şirketlerinin ödüllendirildiği törende İzmir Ticaret Odası'ndan 5.264, Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 221, İzmir Ticaret Borsası'ndan da 99 üye ödüle layık görüldü. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak düzenlenen başarılı sanayi kuruluşları töreninde ödüller sahiplerini buldu. 3 odanın işbirliğinde düzenlenen törende her kurum kendi kriterleri doğrultusunda üyelerini ödüllendirdi. Bu kriterler arasında ticari kazanç sıralamasına göre vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar, oda üyeliğinde 20 ve 50 yılı geçenler, en fazla tescil ücreti ödeyen firmalar, en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi farklı kategoriler yer aldı. Etkinlikte İzmir Ticaret Odası'ndan 5.264, Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 221, İzmir Ticaret Borsası'ndan da 99 üye ödüle layık görüldü. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası üyelerini ödüllendirdi dedik sevgili seyirciler. Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen üye ödüllendirme törenine katıldı. Törende ayrıca İzmir Valisi Erol Ayyalız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu ve iş dünyasının temsilcileri de hazır bulundu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, törende Elazığ'daki depreme değinerek, acı olayın ardından İzmir'deki iş insanlarının bölgeye her türlü desteği verdiğini söyledi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen üye ödüllendirme töreni vesilesiyle hep birlikteyiz. İliniz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan değerli sanayicilerimiz ve iş insanlarımızla böylesine anlamlı bir tören vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Bu anlamda milletliği başlıkta zamanlarını ayrı olarak İzmir'de teşkil eden Ticaret Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza da şahsen benim adına teşekkür ederim. Bakan Pekcan ve Bakan Pakdemirli ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük birliği anlaşması ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Pekcan, dünya ve bölgedeki ekonomik gelişmeleri ilişkinde değerlendirmede bulundu. Bildiğiniz gibi
Andolsun 2019 yılında büyük projelerde imza atarak tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tesliklerine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Ve biz de o gün tüm vatandaşlarımızla 11 milyon fidanın toprakla buluşturarak geleceğe başladık. İzmir'imizde bu milli seferberliğe 1 milyondan fazla fidan dikerek destek verdi. Tekrar bütün hemşehrilerine, bütün İzmir'imize teşekkür ediyorum. Amacımız ağaç sevgisini çocuklarımıza aşılamak, gençlerimizi hatırlatmak ve toplumsal bir farklılık oluşturmaktı. Başardığımızı da düşünüyorum. Yine 2019'da oldukça anlamlı bir projeye daha imza attı. Ve tarihimizin en geniş katılımında Tarım Orman Şurası'nı topladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 17 Temmuz'dan 21 Kasım'a kadar her sektörden 10 bine yakın paylaştan 50 bine yakın bilgi, fikir ve proje aldık. Tüm verileri ilgili bölümlerimize değerlendirerek ve son 2 ay boyunca gece gündüz çalışarak 8 ana başlık olmak üzere toplam 38 eylem plan hazırladık ve sizlerle paylaştık. Geçtiğimiz haftada şuradan çıkardığımız yol haritasını ve eylem planımızı da açıkladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de eylem planlarımızı hayata geçirmek için azami ve etkili gayret göstereceğiz. Ve ülkemiz tarım orman sektörünü olması gerektiği noktaya inşallah hep birlikte taşıyacağız. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de birçok tarımsal üründe dünya lideri olduğunu, tarımsal üretimde dünyada ilk 10'da yer aldığını belirterek dünya lideri olmalıyız dedi. Düşmesi beklenen iç ve dış piyasa fiyatlarında müdahalelerimiz sayesinde artışa geçirerek üreticimizin emeğini koruduk. Böylece ülkemizin bu üründen de daha çok söz sahibi olmasını sağlıyor. Somut bir örnek vermek gerekirse, kuru üzümde ihracat fiyatı geçen seneye göre ton başına 200 dolar artmış, yani ülkemize ilave 55 milyon dolar gelir sağlamıştır. Aynı şekilde üretimde artışa bağlı olarak ihracat fiyatının ton başına 500 dolar kadar düşmesi beklenen kuru incirde de düşüşü durdurarak ihracatta oluşacak 10 milyon dolarlık kaybı da engellemiş olduk. Tabii kayıplar ve kazançlar bundan da daha sınırlı değil. Ama burada fındığa girmeyeceğim, Karadeniz'in konusu, çaya girmeyeceğim, birçok konuya girmeyeceğim ama bunların hepsinde bu regülasyon kuruluşlarımız vasıtasıyla hem regülasyon yaptı hem de devleti zarar uğratan regülasyon kuruluşlarımızı da kâra geçirerek bir şey yapmayı. Sadece ihracatın yeterli olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, markalaşmak ve ürünlere katma değer katarak dünyaya pazarlamak gerektiğini kaydetti. Üç odanın işbirliğiyle düzenlenen üye ödüllendirme törenine katılanlar yaptıkları konuşmalarda önemli mesajlar verdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen başarılı sanayi kuruluşları töreninde ödüller sahiplerine buldu. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsuer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu ve iş dünyasından temsilciler bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsuer en önemli başlıklardan birinin ekonomi olduğunu hatırlatarak İzmir'in potansiyelini kullanacağız dedi. İzmir'in önde gelen 3 kurumun üyelerinin ödüllendirdiği bu törende ticaret, sanayi, tarım ve turizmin gelişmesini teşvik etmek amacıyla farklı kategorilerde çok önemli ödüller dağıtılacak. Vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, yatırım, üyelikte 25-50 yıl dolduranlar, en fazla girişim üretilen firmalar, en fazla istihdam yaratan kadın girişimciler gibi farklı kategorilerde ödül alan tüm üyeleri yürekten tebrik ediyorum. Ticaret ve sanayide dürüst, mesleki ve hukuki sorumluluklarının bilincinde olmak, vergi yükümlülüğünün gereğini yerine getirmek, ülkemizin sadece ekonomisi için değil, sosyal ve kültürel girişimler için de çok önemli. İzmir'de faaliyet yürüten tüm firmaların bu sorumlulukların bilincinde İzmir'de ülkemize çok önemli katkılar sunduğunu gururla söyleyebiliriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu da İzmir'deki oda ve borsaların işbirliğinin sevindirici olduğunu söyledi. Bugün değerli dostlarım, İzmir'de tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. İzmir Ticaret Odamız, İzmir Ticaret Borsamız ve EBSO'muz yıllar sonra ilk defa böyle müşterek özel töreninde İzmir iş dünyasını bir araya getirdi. Bu güzel vizyondan dolayı
3 oda ve borsa başkanımı yürekten kutluyorum. İşte böyle birlik ve beraberlik olunca da rahmet ve bereket oluyor. Bir alkış yapın bakalım bunlara ya. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ihracat rekorları kırdığını aktardı. Dış ticaret fazlası veren nadir kentlerden biri olan İzmir'in Ticaret Odası Başkanı olarak ülkemizin de dış ticaret fazlası vermesi için yapılan tüm bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli'ye bugün burada bizlerle birlikte olmasından ötürü de teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. İzmir'i diğer büyük kentlerden ayıran en önemli farkı sanayi ve ticaretin yanı sıra tarımda da çok güçlü bir aktör olması. Bu özelliğiyle sektörel açıdan en dengeli büyüyen kent olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şunsu Kesterli, Türkiye'nin yeni bir hızlanma patikasına girdiğini ifade etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılarsa sürdürülebilir başarı için daha çok ve nitelikli ürün üretmekten başka çare olmadığını vurguladı. Türkiye ortalamasının üstünde kalarak %14 bandındaki işsizlik oranına sahip olan şehrimiz, yatırım teşviki alacak olanlara özel istihdam teşviki verilmesine ve bölgesel yerine katma değere dayalı sektörel teşvik sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Sayın Tarım Bakanımıza dikili tarıma dayalı ihtisas OSB kurulmasına yönelik vermiş olduğu destekten ve katkılardan dolayı da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tarım sektörünün en büyük buluşması Fuar İzmir'de başladı sevgili seyirciler. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Agro Expo, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. kez kapılarını açtı. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 4 büyük tarım fuarından biri olan Agro Expo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. kez dünya tarımının temsilcilerini İzmir'de buluşturdu. Açılış töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunçer, Özbekistan ve Sırbistan Tarım Bakanı Yardımcısı, İzmir Köykop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, tarım sektörünün temsilcileri ve üreticiler katıldı. Fuarın açılışında konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın birçok soruna çözüm getirildiğini ve yeni üretim ve destekleme modellerinin devreye alındığını ifade ederek 2020 yılı bütçesinin %54.5'inin tarımsal desteklere ayrıldığını aktardı. Bu kadim coğrafya, bereketli toprakların, mümbit arazilerin, şifalı kaynakların, binbir çeşit suların renk renk nebatatı yurduluyor. Ve bu coğrafya dünyamızın tahıl ambarı, küremizin tarım ocağı olup geleceğinde mutfağı olacaktır. Zira bu toprağa çekirdek düşse boy verir, bu toprağa kazma bulursa su fışkırır. Bunları anlatarak ülkemize nazar değsin istemem. Fakat biz vatanımıza cennet deriz, başkaları Türkiye. Kıymetli konuklar, dünya değişiyor, hem de çok hızlı değişiyor. Ülkemiz de değişiyor. Teknolojik gelişme ve tüketim merakı hızını hiç kaybetmiyor. Fakat insanların her şeyin en iyisine sahip olma merakı değişmiyor. Ülkeler arasındaki siyasi durum her ne olursa tüketim ve ticaret engel tanımıyor. Bakan Pakdemirli, yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara ise şu sözlerle seslendi. Tarım orman sektörümüz 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde ortalama %3,56'lık büyüme ile sanayi ve hizmet sektörlerine göre pozitif bir büyüme göstermiştir. Ülkemiz çok şükür son 17 yılda yıllık ortalama olarak %2,72'lik büyümeyle Hollanda, İspanya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Orman ve su alanlarında son 17 yılda kat ettiğimiz mesafeyi ifade etmek adına söylüyorum. Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz %22 artışla 120 milyon tona, süt üretimimiz %146 artışla 20.7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz %167 artışla 1 milyon 126 bin tona, tavuk et üretimimiz %200 artışla 2.1 milyon tona çıkmıştır.
süt üreticilerinin alın terini koruyoruz. Süt regülasyonu kapsamında 4 yılda piyasadan toplanan yaklaşık 1 milyon 123 bin ton arz bazlı çiğ sütten 92 bin ton yağsız süt tozu üreterek dış piyasaya ihraç ettik. Değerli konuklar, tohum arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'yi kendi tohumunu üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirdik. İzmir Valisi Rolay Yıldız'a küresel ısınma ve çeşitli risk faktörleri nedeniyle tarım ve hayvancılığın öneminin gittikçe arttığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsuer, Türkiye'den ve dünyadan binlerce katılımcının yer aldığı AgroExpo Fuarı'nın Türkiye'deki tarım sektörünün gelişimine, bu alandaki uluslararası ortaklıklara ve ülkenin ekonomisine katkı sunacağını dile getirdi. Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan da dünya çapında bir fuar düzenlediklerine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, 15 yıldır aralıksız olarak fuarda stand açan firmalara ve fuar için destek veren kişilere plaket takdim etti. Daha sonra Bakan Pakdemirli, Vali Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer fuar alanındaki standları gezdi. Hepimizin de bildiği gibi dünya nüfusu artıyor. Doğal kaynakları azalıyor veya kirleniyor. Küresel ısınma tarım alanlarını, ormanları ve su kaynaklarını da tehdit ediyor. Tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin gelecekte daha da artacağına bir anlamda işaret ediyor. Avrupa'nın dört büyük tarım fuarları arasında gösterilen 15. AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Türkiye ve dünyadan sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Fuarı açık kaldığı süre boyunca binlerce kişi ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük, dünyanın dört büyük tarım fuarı arasında giren AgroExpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. kez kapılarını açtı. Fuar Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tarım ve hayvancılık firmalarını bir araya getirdi. AgroExpo Fuarı 3 gün içinde 70'i aşkın ülkeden gelen yabancı alım heyetleri tarafından büyük ilgi gördü. Kaydını yaptıran yerli katılımcı firmaları Orion Fuarcılık tarafından oluşturulan ikili görüşme alanında binlerce yabancı iş insanı ile işbirliği yapma olanağı buldu. Satış konusunda tabii ki pozitif yönde etkisi var. Müşterilerimizle bir arada tüm ürünlerimizi gösterebilme şansı yakalıyoruz. Bizim için güzel bir etkinlik oluyor. Pazarı tanımak ve diğer rakiplerimizi de gözlemleyebiliyoruz. Piyasayı gözlemleyebiliyoruz. Kesinlikle faydalı oluyor. Peki bu standa gelenler hangi ürünleri görecekler? Biz toprak işleme makineleri konusunda Türkiye'nin öncü firmasıyız. Ben aile şirketinin 5. kuşağıyım bu işi yapan. Özellikle toprak işleme ve hassas ekim konusunda Türkiye'nin en önde gelen firmalarından biriyiz. Bizi de bu noktada tanıyan, takdir eden müşterilerimiz sağ olsunlar. Fuarımıza ziyarete geliyorlar makinelerimizi görmeye. Evet, ya bugün fuarın ikinci günü. Geçen senelere oranla. Geçen sene tabii biraz daha durgun geçen bir fuar olmuştu ama bu sene biraz daha hareketli. İkinci gün olması sebebiyle hareketlilik daha da devam ediyor. Biz fuardan memnunuz. Gayet katılımcı sayısı bizi memnun ediyor bu sene için. Kaçıncı katılışınız fuara? Biz İzmir fuarına sanırım 13. katılışımız olacak yani şey. Tabii yıllardır katılıyoruz fuara. Bundan sonra da katılmaya devam edersiniz ki fuarında olumlu yönlerini yaşamışsınız. Tabii yani bizim için yani firmamız için fuar çok önemli. 75 ülkeden katılımcıların 954 standla yerini aldığı fuarda tarım araçlarını, tarım ürünlerini hatta canlı hayvanları bile bulmak mümkün. Ziyaretçiler fuarda en çok tarım aletleri ve traktörlerin bulunduğu standlara ilgi gösterdi. Ayrıca fuarı ilk 3 gününde 296.511 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. İyi günler efendim. Fuarı gezdiniz mi? Evet, dolaştık. Beğendiniz mi fuarı? Beğendim, çok memnun kaldım. Şu an ne bakıyorsunuz? Hayvan ırklarına bakıyorum. Irklarına bakıyorsunuz. Alacak mısınız? Düşünüyorum. Ne alacaksınız? Hangisinden? Bakmadım da o bilgimi çekti. Yani ne? En azından izleyicilerimiz de duysunlar. Yabancı bir koyun ırkı ama daha bir koyun ırkı. Evet. Ne için? Besi için, et için, et ırkı için. Her sene geliyor musunuz fuara? Böyle gezmeye, alışveriş yapmaya? Gezdik. En çok hangilerine baktınız? Hangilerini beğendiniz? Her şeye baktık yani. Yeni başladık hem de. Böyle gezdik geldik. Var mı? Alacak mısınız bir şey? Canlı hayvanlara mı bakıyorsunuz? Canlı hayvanlara bakıyoruz, seviyoruz yani de almayacağız bunu. Zaten bunların bir önceki modelini kullanıyorum ben. Çok da memnunum. Yine bu firmadan mı aldınız? Aynen, aynen. Şu an düşünüyor musunuz bu yeni modelini almayı?
Valla şu an değil de belki önümüzdeki yıllarda düşünebiliriz tabii. Yenilemek amacıyla yani daha kolaylık. Yenik gelişen teknolojiler bütün markalar için çok da güzel. Ama şu an kullanmış olduğum, oturmuş olduğum motora bayıldım. En yeni nesil, en teknolojik bu traktörler İzmir Tarım Fuarı'ndan dünyaya açılıyor. Fuarda bugüne kadar 680 milyon dolarlık iş hacminin gerçekleştiği, fuarın 4. ve son gününde öngörülen 700 milyon dolarlık iş hacminin aşılacağının tahmin edildiği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve kent merkezinde 1989 yılından bu yana yapılmayan Manisa Merkezi İmar Planı çalışmaları belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı. Köyden mahalleye dönüşen alanlardır. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve şehrin geleceğine yön verecek olan Manisa Merkez İmar Planı çalışmalarında gelinen son nokta belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı. Maske konferans salonunda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık yaptı. Bugün bu toplantıyı düzenlememizdeki amaç şehrimizde 1989 yılından bu yana yapılmayan imar planı çalışmalarıyla ilgili son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Bey'in öncülüğünde Yunus Emre ve Şehzadeler belediyelerimizin de katkılarıyla bu önemli sorunun çözüme kavuşturulması için tüm ekipler gayret sarf ediyor. Birazdan teknik konularda da gerekli bilgileri sizlerle paylaşacağız. Geldiğimiz bu noktada hakkında bilgi vermek, sorunlarınızı yanıtlamak, görüşlerinizi almak için bu toplantıyı düzenledik. Başkan Vekili Palabıyık'ın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya bir sunum gerçekleştirdi. Aynı zamanda şehir plancısı olan Yalçınkaya, Yunus Emre ve Şehzadeler ilçelerindeki muhtelif mahallelerde yaklaşık 5725 hektar alanda yapılması planlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon ilave imar planı çalışmaları ile ilgili teknik bilgiler verdi. Bilindiği üzere Manisa'nın şu an mevcut imar planları 1989 yılında yapılmış. 1989 yılından bugüne kadar parçacıl revizyonlar ve imar planı değişiklikleriyle yaşanan sorunlara çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Geçen bu yaklaşık 30 yıllık süre içerisinde çok farklı alanlarda revizyonlar ve plan değişiklikleri hayata geçirilmiştir. Sunumumuzun ilerleyen bölümlerinde bunları göreceğiz. Tabii bu süreç içerisinde 2010 yılında Manisa Belediyesi iken 2014'te büyükşehir olmadan önce Manisa Belediyesi iken bir plan revizyonu çalışması süreci başlatılmış. Bu süreç ne yazık ki imar planı 5000'lik plan Nazım İmar Planı'nın onayının ardından gelen itirazlar üzerine belediye meclisince iptal edilerek süreç durdurulmuştur. Ve yaşanan bu başarısız revizyon süreci ne yazık ki bizim imar planı çalışmamızı 5 yıl daha ötelemiştir. Hatta yaklaşık 10 yıl sürecimizi ötelemiştir. Evet, bizim planlama alanımızla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere 6360 sayılı kanunla Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kurulmuş, yetki alanı il sınırı haline gelmiş. Merkezimizde de Yunus Emre ve Şehzadeler isimli iki ilçe kurulmuştur. Bununla beraber birçok belde de kapatılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Bizim planlama sahamızda iki parça halinde bahsedebiliriz. Birinci parça Yunus Emre ve Şehzadeler Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kapanan bazı beldeler ve köyden mahalleye dönüşen alanlardır. Bunlar 15 adet yerleşim birimini kapsamaktadır. Şu an sunumda kırmızı karelerle görmüş olduğunuz alanlardır. Aşağı Sabanhisar, Sancaklı Bozköy, Sancaklı İdecik, Kara Ali, Üçpınar gibi kapanan beldeleri ve mahalleye dönüşen köyleri kapsayan alanlardır. Bir etabımız bu olup bu çalışma da
şu an kurum görüşleri toplanma aşamasındadır. Diğer etabımız ise şu an kırmızı sınırlarla görmüş olduğunuz Yunus Emre ve Şehzadeler ilçe merkezlerini, merkez yerleşim sahasını kapsayan alanımızdır. Bu alanda da diğer alanlarda da halihazır haritalar güncellenmiş, jeolojik etüt raporlarımız tamamlanmış durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ekonomide, dış politikada, eğitimde, toplumsal barışta ve adalette ülkenin hak ettiği yönetim anlayışını hayata geçireceklerini söyledi. Alt geçitinin üstünde beklediler. Yağmur yağdı, su basacak. Ama olmadı, basmadı. Yaparız biz. Söz verdik mi yaparız. Devam edelim. Yine hem temin geçidi. Devam edelim. Barış Selçuk Basın Parkı. Bakın, hatırlayın o büfelerin olduğu yerler. Hiçbirimiz yürüyemiyorduk burada. Sizlerin desteğiyle. CHP Aydın 37. olan ilk kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut il başkanı Ali Çankır'ın tek aday olduğu kongre saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Kongrenin divan başkanlığına seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca yaptığı konuşmada kongre sürecinin partileri için önemli olduğunu söyledi. İktidar yolunda Türkiye'nin mazbatası için mesaj verecekleri bir kongre olacağını inandıklarını aktardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Muş'ta ittifak ortağımız İyi Parti'nin 3 belediyesinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine az önce başkanımız ifade etti, Düzce depreminde, sel felaketinde, Elazığ, Malatya hepsinde Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir ve il belediyelerimiz vardı. Ama ben bir Denizli olarak değerli başkanımıza bir teşekkürü de sizler huzurunda etmek isterim. 20 Mart'ta Acıpayam'da bir deprem felaketi meydana geldi. Aradan 10 ay geçti. Acıpayam'daki depremzedelerimiz hala konteynerde, bu soğukta maalesef yaşam mücadelesi veriyor. Yine 8 Ağustos'ta Bozkurt, Çardak ilçelerimizde 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ama Bozkurt'taki depremzedelerimiz 2,5 ayda sıcacık evlerine kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise 2009 yılından bu yana Aydın'da yaptıkları hizmetleri aktararak jeotermal santralleri yapılan gazlarla ilgili belediye olarak ölçüm yaptıklarını, bazı bölgelerdeki oranların değerleri üzerinde çıktığını söyledi. Büyükşehir firması ve toplam yani 3 tane ölçüm yapıldı. Dur burada. Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. Çıkan o duman az önce seyrettim. Solunum yetmezliği, KOAH hastalığı, akciğer kanseri tetikleyicisi olarak tanınır. Hidrojen sülfürü. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sınır değerini hidrojen sülfürün 20 mikrogram metre küp olarak belirlemiş. Tamam mı? Bunu herkes aklında tutsun. 20 mikrogram metre küp olarak belirlemiş. Biz iki türlü ölçüm yaptık. Bir sabit, bir de gezici. Bütün ölçümlerimizin yerleri bellidir. Hangi noktalarda yaptığımız şimdi göreceksiniz. Konuşmaların tamamlanmasının ardından blok liste olarak yapılan seçimlerde Çankır yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve İYİ Parti Aydın Başkanı Cemal Sarı da katıldı. Atatürk 2 köprülü kavşaklar, uçak batığı, sevgi yolu düzenlemesi, birinci etap, ikinci etapı devam edecek. Evet. Atık soyulma tesisi devam edin. 123 kilometrelik yol yapmışız. 327 kilometre hat çalışması. Kuyucak 49 milyonluk bir yatırım. Yamalak Köprüsü 153 kilometre yol. 143 kilometre hat çalışması. Nazilli.
İzmir'de 15. kez kapılarını açan Agro Expo Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin organik ürünleri fuarın gözdesi oldu. İzmir'de 15. kez düzenlenen Agro Expo Tarım ve Hayvancılık Fuarı Türkiye'den ve dünyadan sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarda tarım ve hayvancılığa dair her şey bulunurken organik ürünlerin standları ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Menemen'de bir yıldır faaliyet gösteren Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de organik ürünleriyle fuardaki yerini aldı. Şu anda fuarın en organik standlarından birindeyiz bu standla. Sadece kadınların üretimleri mevcut. Şu anda arkamda da gördüğünüz gibi organik reçellerden, organik sirkeye, zeytinyağı, hatta organik meyve sebzeye kadar her şeyi bulmak mümkün. Fuarda ilk defa yer aldıklarını belirten Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever, fuarın avantajlarından bahsetti. Fuar çok güzel geçiyor. Bu sene bizim fuarda ilk defa yer alıyoruz. Ve inşallah Menemen'i en güzel şekilde tanıtacağız. Gördüğünüz gibi ürünlerimizin hepsi doğal, ev yapımı ve anne usulü. İçerisinde şeker kullanıyoruz, katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu yüzden de sağlıklı yiyecekler ürettiğimizi düşünüyoruz. Seçici oluyoruz meyvelerimizi alırken. Tarımsal araştırmadan temin ediyoruz. Kontrollü tarım meyvelerden kullanıyoruz. Ve dediğim gibi Menemen'i en güzel şekilde tanıtacağız. 65 mahallesinin 60'ı tarımla uğraşan bir bölgede yaşıyoruz. Ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bir kooperatif olarak önümüzdeki süreçte inşallah daha güzel yerlere gelecek Menemen. Ürünlerinizden bahsettiniz ama neler var? Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Kabak reçelimiz var. Ayva reçelimiz var. Bunun yanında organik sirkelerimiz var. Tabii ki bunlar mevsim meyveleri şeklinde ilerleyecek. Önümüzdeki süreçte çok böyle kalıcı üretmiyoruz. İçerisinde koruyucu madde kullanmıyoruz. Hangi meyve elimizdeyse ve o ay hangi meyve yetişiyorsa reçellerimizi bu yönden götürmeyi düşünüyoruz. Şu anda güzel bir pazar elde ettik. İnternet üzerinden satışlarımız var. Bunun yanında dış ticarete de açılacağız. Durum onu gösteriyor. Bununla ilgili görüşmelerimiz başladı. Dünyada da oldukça ihtiyaç olan bir şey. Artık insanlar hazır gıdadan daha fazla ev yapımı ve içerisinde katkı maddesiz yiyecekler tüketmek istiyorlar. Biz de burada önemli bir açığı kapattığımızı düşünüyoruz. Ticarete açılacağız dediniz. Evet, daha açılmadınız. Bu fuarın katkısı olacak mı peki? Tabii ki. Şu anda bile oldu. Gelen ve ürünlerimizi tadanlar gerçekten farklı bir tat olduğunu hemen hissedebiliyorlar. Biz Anadolu mutfağını bir daha ön plana çıkarma içerisindeyiz. Odun ateşinde pişiriyoruz. Bu da ayrı bir aroma veriyor. Yaptığımız reçellere ve meyvelere daha hoş oluyor. Dediğim gibi Anadolu yeniden canlanıyor ve Türk mutfağı tüm dünyada en iyi şekilde yerini alacak. Yönetimin tamamının kadınlardan oluştuğu kooperatif yakın zamanda dünyaya açılmaya hazırlanıyor. İlk izlenimim güzel. Şu an dediğim gibi biz de çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir tecrübe ediniyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda ilk edindiğimiz tecrübe katlanarak gelecek. Buna inanıyoruz ve Menemen'de daha çok iş sahası, daha çok kadına ekmek ve daha çok insana sağlıklı gıda üreteceğiz. Amacımız bu. Biz de standınızı gezdik, hatta ürünlerinizin tadına da baktık. Gerçekten standınıza yoğun da bir ilgi var. İlk kez katılmanıza rağmen gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Bu bizi de çok mutlu ediyor ve daha çok inanın ki şevklendiriyor ve daha iyi yerlere geleceğimizin bir temelini olduğunu gösteriyor. Gelenler tadına baktıklarında, aldıklarında o hissi alabiliyor ve onların aldığı bu mutluluk hissi inanın ki bize üretmek için daha çok heyecan veriyor. Peki o zaman sizi bundan sonra fuarda görebilecek miyiz? Tabii ki. Önümüzdeki süreçte hem daha farklı ürünlerimizle, daha farklı çeşitlerimizle ve dünya pazarında daha çok yerimizle biz Menemen olarak burada yer alacağız. Sevgili seyirciler, kısa adı TÜMKİAD olan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu istişare toplantısı yaparak bütün üyeleriyle akşam yemeğinde buluştu. İzzet abi çok teşekkür ediyorum. Haydi Bey. TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu istişare toplantısı yaparak tüm üyeleriyle akşam yemeğinde buluştu. Konuşmacı olarak Şafak Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şatıroğlu ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altınbaş TÜMKİAD üyelerine konuşmalar yaparak günün önemini anlattı. Vatan yoksa namus yok. Bayrak yoksa namus yok. Benim torunlarımın geleceği yoksa ülke yok. Ülkeye sahip çıkmak için Lazı, Kürdü,
Çerkesi, Alevisi, Sünnüsü, Romanı, Gürcüsü, Boşnağı hepimiz biriz. Öyle çok detayda değil başarı. Bir şey inanırsan, doğru yolda da bunu başarmaya çalışırsan, küçük şeyler insanı büyük başarılara götürür diyorum. Hüseyin Bey'in anlatımlarında şuna inandım. Zafer inanın anındır. İnanacaksın, başaracaksın. Üstünkiyatı kurduğumuz zaman küçük bir avuç içerisine sığacak kadar bir haleydik. Ama bugün Türkiye'ye sığınıyoruz. Birçok iş adamı bu toplantıya katılarak TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve Genel Başkan Yardımcıları, kurucu üyeleri, iş kadınları Tarkan Kaya, Hakan Hakan ve Fatih Babacan gibi birçok iş adamı, Marmara Bölge Reklam Koordinatörü Kıyas Çimen'in moderatörlüğünde mikrofonlarımıza günün önemini anlattı. Bugün TÜMKİAD ailesinin günü. TÜMKİAD'ın bu ülkeye katacak çok şeyi var. Bu ülkenin de TÜMKİAD'a ihtiyacı var. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Ben kutluyorum kendini, çıkmış olduğu yolda kendine başarılar diliyorum. Biz de en azından destekçisi olacağımızı, bugün geçmişteki anılarımızı, birikintimizi, tecrübelerimizi buradaki üyelerle, dernek yönetimiyle paylaştık. İnşallah onlara da ufak bir ışık olabildiysek kendi adımıza çok memnun oldum diyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'de yıldızı parlayan çok girişimci, heyecanlı bir iş adamları topluluğu TÜMKİAD. Ben de hasbelkader onların bir tecrübeli abisi ve büyüğü olarak aralarındayım. Toplantılarına iştirak ediyorum. Onların çalışmalarına hasbelkader tecrübelerimizle yön vermeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki birlikten kuvvet doğar mantığıyla ülkemize bir şeyler katalım. Baharın müjdecisi olarak bilinen bademler çiçek açmasını festivale dönüştüren Muğla'da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivali izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini bir yandan ağırlamaya çalışan, diğer yandan da kültürlerini en iyi şekilde yansıtmak amacıyla birbirinden ilginç etkinliklerin yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesinde de geleneksel yarışmalar arasında yer alan en hızlı badem kırma ve en güzel badem bahçesi yarışmaları halkın en önemli eğlence kaynakları arasında yer alıyor. Türkiye'nin doğusunda hava sıcaklıkları eksi 20 derecelerde seyrederken en batıda yer alan Palamut Bükü'nde ise bademler son günlerde etkisini bölgede de sürdürmesine rağmen çiçek açmaya devam ediyor. Türkiye'nin en güney kısmında yer alan ve Ege Denizi ile Akdeniz'in bileşim yeri olan en uçtaki antik liman kenti, Knidos'un da bulunduğu Datça'ya bağlı turizm ve badem beldesi Palamut Bükü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında her yıl geleneksel olarak sürdürülen yarışmalarda ilgi görüyor. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarının en başında gelen Türkiye'deki ilk badem hasadının yapıldığı, çağlasının kilosu 100 TL, kurusunun kilosu 50 TL civarlarında satışa sunulan bademiyle ünlü Palamut Bükü tanıtım festivaliyle en kalabalık günlerini yaşadı. Ayrıca bademle ilgili yapılan yarışmalarda ilgi gördü. Hep birlikte bir söyleyelim misafirlerimiz. Datça Palamut Bükü'nde 3 etapta yapılan en hızlı badem kırma yarışmasına katılanlar ellerine aldıkları çekiçlerle badem kütükleri üzerine koydukları bademleri bütünlüklerini bozmadan tek parça halinde 2 dakikada en fazla bademi sağlam şekilde çıkarmak için yarıştı. Yarışma sonunda bademler tek tek sayılarak birinci belirlendi. Büyük heyecan ve tezahüratlar altında yarışma tamamlanırken birincinin ödülü ise 1000 TL oldu. Her zamanki yaptığımız işimiz küçüklükten bari elimiz yatkın olduğu için teşekkür ederim sizlere de belediye adına hepinize. Badem sağ olun. Yarışması badem festivali yaptığınız için çok teşekkür ederiz hepinize. Bu yarışmayı yaptığınız için. Başka diyecek bir şeyim yok. Ailecek çocuklarından bu yana badem üretimi yapan, yarışmaya katılan Karayurt ailesinin fertleri 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt ve 80 yaşındaki eşi Hacer Karayurt, gelecek nesillere örnek olmaya devam ediyor. Çocukluğundan bu yana badem diken ve yetiştiren 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, en iyi badem bahçesi yarışmasında ikinci olurken, eşi 80 yaşındaki Hacer Karayurt ise gençlere örnek olmak amacıyla en hızlı badem kırma yarışmasına katılarak elle badem kırmanın inceliklerini öğretti. Badem kırmayı çok seviyorum. Hep senelerde kırarım. Yalnız başıma 700 kilo payamı kırmışımdır gençliğimde. Şimdi ihtiyarladım. Başkama geri katılmak istedim. Peki rakiplerinize karşı nasıl yarışacaksınız? Bilmiyorum. Onu Allah bilecek. Bilmiyorum. İddia bilemem yani. Olur mu olmam mı? Ama tecrübe var. En bakımlı badem bahçesi yarışmasında ikinci olan bir amcamız var yanımızda. Kendisinden
yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alacağız. Amcacığım hoş geldiniz. Çalışırım. Ben 87 yaşındayım. Hiç durmam ben. Benim sarayın kenarında taş, kum yahut ot hiç yoktur. Her tarafına tertemiz yaparım sürümün zamanında. Datça Belediye Meclis Üyesi İlmi Sezer, yarışmayı insanları daha çok teşvik edebilmek, bu yaşta ihtiyar insanlarımızın da daha da uğraştığını gösterebilmek, tarlara iyi bakılabildiğini gösterilmek amacıyla Datça'yı daha iyi tanıtabilmek amacıyla yapıyoruz dedi. Yarışmamız insanları daha çok teşvik edebilmek. Bu yaşta ihtiyar insanlarımızın da daha da uğraştığını gösterebilmek. Tarlalarına iyi bakabildiğini gösterebilmek ve Datça'yı daha iyi tanıtabilmek amacıyla yapıyoruz. Badem olarak özellikle. Badem gördüğünüz gibi Türkiye'de en meşhur olan yer Datça bademidir. Bunun da başında Nurlu bademi geliyor. Şu anda Türkiye'de en fazla tutulan badem Datça bademidir. Ve bunu dünya çapında markalaştırma peşindeyiz. Bizim de kırmızı bu. Evet. Bizim de karlarımız bunlar. Evet. Kez geliyoruz. Herhalde yöresel otlarımız, Türkiye'nin gözlemelerimiz her yerinden falan yani. Üzerindeyiz yani. Tadacağız. Ya. Nesrin Kıdır. İlk defa geliyorum buraya yani. Daha önce gelmedim. Ben de Marmaris'teyim. Şansımıza tam açmamışlar. Burada küçük bir bahçe bulduk. Evet. Onun dışında Datça'nın yöresel ürünlerini çok sergiliyorlar dediler. El işi, nakışlar. Onları görmeyi bekliyorum. Tam da yani şu anda da bazı çiçekler zaten erken açıyor, bazıları biraz geç açıyor. Yoksa hava muhalefetiyle açtı. Evet. Bademden başka narence oluyor ama çok narencenin üstüne yani o kadar fazla çalışılmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Vehbi Bakıroğlu ilçe teşkilat binasında 22 Ocak'ta meydana gelen deprem ve ardından yaşanan olayları değerlendirdi. Gündemimiz malum. Akhisar'ın gündemi 22 Ocak tarihinden beri ve belki de Türkiye'nin gündemi 22 Ocak tarihinden beri deprem. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ilçe teşkilat binasında 22 Ocak'ta meydana gelen deprem ve ardından yaşanan olayları değerlendirdi. Bu deprem ve arkasından takip eden depremler dolayısıyla Akhisar'ın birçok köyünde başta Musalar, Gökçeahmet, Selçikli, Karabörklü, Süleymanlı, Kütenli gibi birçok mahallemizde ve Kırkağacın İlyaslar ve Karakurt mahallelerinde ağır hasarlı ne yazık ki evlerimiz oldu. Hafif hasarlı evlerimiz oldu. Ben buradan o günden bugüne kadar da yaklaşık Akhisar'da 2000'in üzerinde artçı deprem oldu. Ben buradan tüm Akhisar'da yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu süreç içerisindeki en büyük temennimiz, en büyük memnuniyet verici olan şey Akhisar'ın yaşamış olduğu bu deprem felaketinde herhangi bir can kaybının olmamasıydı. Ancak ne yazık ki Akhisar'daki depremden iki gün sonra 24 Ocak tarihinde Elazığ merkezli, Elazığ ve Malatya'da yıkıcı sonuçlar ortaya koyan ve arkasından da 41 tane yurttaşımızın ölüm haberini aldığımız bir facia meydana geldi, deprem faciası. Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada depreme hazır olunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Orada çok değişik manzaralar gördük. 1400 lira emekli maaşı alan ve 1400 lira emekli maaşının haricinde herhangi bir geliri olmayan 70 yaşındaki emekli teyzemizin marketten yapmış olduğu erzak alışverişi bir torba ve bir tane de kız montu, bir kız çocuğu için bir tane mont almış. Benim elimden bu kadar gelir dedi ve bu bağışta bulundu. Buradan Akhisar'ın ne kadar Kadir Şinas ve Mijdallı bir şehir olduğu, Akhisar'da yaşayan insanların ne kadar insani insanlar olduğunu bir kere daha gözlerimizle gördük ve Akhisar'la gurur duyduk. 2020 senesine yazık ki çeşitli felaketlerle geldi. Bu deprem felaketlerinin arkasında Van'da yaşanan çığ felaketinde kaybettiğimiz 41 tane yurttaşımız var. Hemen ardından bir uçak felaketi meydana geldi. Ben bu felaketlerin artık son olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'de Doğu Anadolu fay hattı var, Kuzey Anadolu fay hattı ve Ege bölgesindeki fay hatlarıyla neredeyse ülkemizin %90'ı bir deprem bölgesi.
Bakırlıoğlu ayrıca depremin garibanı vurduğunu belirterek özellikle kırsal bölgeler depreme dayanıksız. Manisa'daki yaşlı bina sayısının çok olduğu araştırılmış. 5.6'lık deprem bizde çok ciddi tahribatlara yol açtı. Depremin evlerimizi yıkması beklemek mi lazım? Evi hasar gören yurttaşlara, bu insanlara kredi deprem yıkmadan önce verilmez mi dedi. Geriye dönüp baktığımız zaman böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız ve Türkiye bir deprem ülkesi. Ve her depremden sonra 1999 yılında yaşanan o felaketten sonra ve arkasındaki her depremden sonra gözler dönüp hep her seferinde İstanbul'a çevrilmiş. 99 yılından beri insanlar şunu söylüyor, bilim insanları şunu söylüyor. İstanbul'da 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olacak. İçişleri Bakanımızın en son açıklaması 7.5 şiddetinde bir deprem olacağını söylüyor İçişleri Bakanımız. Sevgili seyirciler, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde her yıl geleneksel olarak sürdürülen deve güreşi şenliklerinde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü develeri bu kez Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına güreş tuttu. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Kuyucak Deve Güreşi şenlikleri vatandaşlara ücretsiz olmasına rağmen Güreş Komitesi'nin çağrıları ve Güreş Cazgı'nın anonslarıyla hayırseverler depremzedeler için bağışta bulundu. Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün ev sahipliğinde yapılan güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvveter'in başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen belediye başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe başkanları, davetliler ve yaklaşık 15 bin kişi soğuğa rağmen izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden Kuyucak Arenası'na güreşmek için gelen birbirinden değerli ve ünlü güreşçi develer yaşam için olumsuz ancak kendileri için en iyi ortam olan soğuklarla birlikte kızışma dönemine girdikleri için birbirleriyle mücadelesi de oldukça zevkli geçti. Şu anda güreşen develerin birbirine zarar vermemesi için onlarca urgancı görev alırken güreşleri yöneten komite ve hakemlerin yönetimi ise takdir topladı. Mangalını, yiyeceğini ve içeceğini alarak özel olarak hazırlanmış alanda önceden hazırlanan masa ve traktör remorklarında sabahın erken saatlerinde yerlerini alan güreş severler hava kararına kadar süren güreşleri büyük bir zevkle izleyerek başarılı güreşlere alkış tuttu. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk her yıl düzenli olarak geleneksel şekilde deve güreşi şenliklerini düzenlediklerini belirtti. Da pembe avutlu gelen tekleri bağlamaya çalışan Kuyucak Belediye Başkanımız Sayın Metin Ertürk Beyefendi yanımızda. Başkanım öncelikle tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Şansınızdan hava da güzel. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, bugün hakikaten havamız çok güzel. Güzel bir kış günü. Gördüğünüz gibi 10-15 bin civarında seyircimiz var. Kuyucak, işte çevre illerden, Çanakkale'den, demin anonsla yapıldı Afyonkarahisar'a kadar misafirlerimiz var. Tabii bu yüzyıllardır devam eden geleneksel deve güreşleri, kültürümüzün, yörük kültürünün güzel bir versiyonu. Biz de yerel yönetimler olarak bu kültürümüzün, İşte böyle yıl boyunca birbiriyle görüşemeyen vatandaşlarımızın burada buluşma yeri, birbiriyle sohbet etme yeri. Akrabalar birbiriyle buluşuyor bugün. Arkadaşlar, dostlar birbiriyle buluşuyor. Ben hakikaten çok mutluyum bugün. Güzel bir Aydın'ımızın en güzel arenalarından birisi burası. Evet, doğayla iç içe, işte gördüğünüz gibi mükemmel bir seyir terasları var. İnşallah kazasız belasız güreşlerimizi tamamlarız. Bu güreşlerimize katkı sağlayan sanayici arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hakikaten zor günler geçirdik. Deprem nedeniyle Elazığ'da, Malatya'da da hissedilen. Ben öncelikle bu depremlerde hayatını kaybeden, daha sonra çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Özel kupa güreşlerinde ise başarılı olan deve sahiplerine çeşitli dallarda kupalar verildi. Ki aynı şekilde işte buradan da elde edeceğimiz gelirleri de nakdi olarak gene aynı kuruluşa inşallah ulaştıracağız. Başkanım, örnek bir davranış. Umarım. Sivas'ta AK Parti Merkez İlçe Başkanı görevine getirilen Muhammed Burak Kuruçay, ilde faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşu ve kamu kurum ve kuruluşlar, dernekler, vakıflar ve basın sektörü temsilcilerine iadeyi ziyarete başladı sevgili seyirciler. Bu kapsamda televizyonumuzu da ziyaret eden Kuruçay ve yönetimi EGTV'ye hayırlı olmasını dileyerek parti gündemine ilişkin açıklama yaptı. AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Muhammed Burak Kuruçay, ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ve kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar ve basın sektörü temsilcilerini iadeyi ziyarete başladı. Sağ olun. Şimdi önümüzdeki geçmiş 1,5 ay öncesinde zaten Merkez İlçe Yürütme Kurulumuzu ve Yönetim Kurulumuzu oluşturduk. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle olurlarıyla göreve getirildik, tevdi edildi görevimiz. Bu süreçten sonra da iade ziyaretler kapsamında ziyaretlere başladık. Bugün şehrimizde hizmet veren EGTV'yi ziyaret etmek istedik. Bu kapsamda televizyonumuzu ziyaret eden Kuruçay ve yönetimi EGTV'ye hayırlı olmasını dileyerek parti gündemine ilişkin açıklama yaptı. Bu anlamda çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz 1,5 ay sürecinde yönetim kurulunu ve yürütme kurulunu oluşturduk. Bu süreçten sonra da Merkez İlçe Başkanlığı'ndaki en önemli noktalardan birisi 156 tane merkez köyümüz ve 65 tane mahallemiz var. Bu 65 tane mahallemizle alakalı çalışmalarımıza tam kapsamlı bir şekilde başladık. 156 tane köyümüzdeki köy temsilcileri, köy başkanlıkları anlamında da çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Tabii Merkez İlçe görevi biraz daha kapsamlı bir görev. Biz Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan geldiğimiz için biraz daha yoğun ve aktif süreç isteyen bir görev. Bu anlamda şehirde partimizi temsil etme noktasında tabiri caizse inmek inmek şehrimizi geziyoruz ve vatandaşlarımıza tek tek dokunmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de tabii iade ziyaretler yapılırken yürütme kurulumuzdaki ekiplerimize, yönetim kurulumuzda ve mahalle başkanlarımızla beraber iade ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlgi ve alakalarınızla dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Destek ve duanızı bekliyoruz. Kuruçay ziyareti yaptığı açıklamada Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildikten sonra belediye meclisinden istifa etmek zorunda kaldığını hatırlatarak bundan sonraki süreçte ildeki ilçeleri, mahalle ve köyleri tek tek dolaşıp vatandaşlarıyla tokalaşmak, onların sorunlarını ve isteklerini yerinde tespit etmek istediklerini belirtti. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, şehre dair 1,5 ay önce göreve geldik ama geçmiş süreçten beri biliyorsunuz ki belediye meclis üyeliğim vardı benim. Geçtiğimiz bir seneye yakın bir süreçte. Tabii Merkez İlçe Başkanlığı görevime geldikten sonra teamüller gereği, partimiz teamülleri gereği belediye meclis üyeliğinden istifa ettim. Bundaki etmem sebebi de şu, Merkez İlçe görevi yani 381 bin nüfusu bir şehirdeki Merkez İlçe Başkanlığı yaparken belediye meclis görevinde ayrı bir yük olacağını düşündüğümüz için belediye meclis üyeliğini bıraktık. Tabii şehirde yapılması gereken çok fazla aslında hizmet anlamında fazla bir şey yok ama zaten yapılıyor. Belediye anlamında olsun, hükümet anlamında birçok yatırım şehrimizde yapılıyor. Şehrimiz bunların kazanımını zaten elde ediyor. Bizim yapacağımız çalışmalar şu anda 65 mahallemize demin de bahsettiğim gibi ulaşarak 65 mahalle başkanımızla beraber mahallelere tek tek iletişim haline gelerek vatandaşlarımıza tek tek ulaşacağız. Daha sonra merkez köylerimiz var 156 tane. 156 tane köyümüze de ulaşarak vatandaşlarımızın tek tek elini sıkarak, çaylarını içerek, muhabbet ederek vatandaşlarımıza hemhal olacağız. Çalışmalarımız bu kapsamda devam edecek inşallah. Sivas Kangal Dernekler Federasyonu 9. Genel Kurulu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Sivas Kangal Dernekler Federasyonu 9. Genel Kurulu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılım sağladı. Divri Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız, Gürlevik Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Yarım ve Sivas Konfederasyonu Başkanı Kemal Kılıç kürsü konuşmalarında açıklamalarda bulundu. Bizi davet ettiğiniz için Kangal Dernekler Federasyonu birlikte yol yürüdüğümüz bir federasyon. Divri Kültür Derneği ile birlikte birçok etkinlikte birlikte hareket ediyoruz. Bölgemizde Bakırtepe'de sizin vermiş olduğunuz bir mücadele var. Bizim bu sene Mursalımıza musallat oldular. İşte İliç'te devam ediyor, Kemaliye'de başladılar. Yani yeraltı yerüstü kaynaklarımızda ciddi bir saldırı var. Bu saldırı karşısında hep birlikte önümüzdeki dönem yeni seçilecek arkadaşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde mücadele etmek arzusundayız. Umarım genel kurulumuz başarıyla sonuçlanır ve buradaki demokratik yarış bundan sonraki ilişkilerimize olumsuz etki etmesin. Bizler de Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu olarak bir üst kurumumuz olan konfederasyonumuzla Kangal Dernekler Federasyonu'na birlikte konfederasyonumuzun içerisindeyiz.
Kangal Dernekler Federasyonu'na çoğu etkinliklere bizlerle beraber katılım sağlıyoruz. Benim nacizane bu genel kurulun Kangal'a, Sivas coğrafyasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Birliğinizin, dirliğinizin daim olmasını diliyor. Ve sizlere Sivas'ta bulunan Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu'nun bir şubesi var arkadaşlar. Bütün Kangallı hemşerilerimi de Erenler Lokantası'nın bir arka sokağında Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu'nun şubesi var. Orada gidip oturabilirsiniz, çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Hepinizi oraya davet ediyorum. Sivas'a gittiğiniz zaman bizim yerimize uğramanızı tercih ediyorum. Burada hepinizi Pir Sultan'ın devrimci direnişiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 9. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ilçemiz için, ilimiz için ve tüm insanlık için başarılı, hayırlı bir genel kurulda buradan ayrılırız diye düşünüyorum. Bu çıkışın gücünü de konfederasyona yansıtarak birlik beraberliğimizi toplumumuza hizmet için bir arada yürüteceğiz diye düşünüyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sivas Kangal Dernekler Federasyonu 9. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi dedik sevgili seyirciler. Genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Sivas Kangal Dernekler Federasyonu 9. Genel Kurulu'na Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Divriği Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız, Sivas Konfederasyonu Başkanı Kemal Kılıç, Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Yarım'ın yanı sıra Kangal Dernekler Federasyonu Ankara temsilcileri ve diğer misafirler katıldı. Mevcut Başkan Hasan Aslan tekrar adaylık gösterirken ikinci aday olarak Hüsnü Gölbaşı kurulda başkanlık için aday oldu. İki adayla sandığa giderirken seçim sonucunda 118 oy ile Hasan Aslan Kangal Dernekler Federasyonu Başkanlığına ikinci kez seçilmiş oldu. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Kangal Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Aslan şunlara söyledi. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere. Yayının başından beri, programımızın başından beri buradasınız. Sıkılmadan durdunuz. Yayınımızı ve genel kurulumuzu ulaştırdınız. 216 kişi katıldı. Gerçekten yoğun bir katılımdı. %90. %90'ın üstü, evet, çok iyiydi. Ben oy kullanan, gelip bize destek olan, bu demokrasi şölenine destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Yeni yönetimimizle üzerimizdeki, omuzlarımızdaki yük daha da arttı. Bunun da bilincindeyiz. Umuyorum Kangal'a hizmet etmeye, Kangallılara, Sivaslılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün güzel oldu, Kangallılar konuştu. Biz bunu seçimden önce, bir hafta önce de yaptık. Daha da fazla konuşma olmuştu. Tüm Kangallılara, bizim tabii bir farkımız var. 22 kişilik yönetim listesinin 10 ya da 11'i kadın. Kaç tane derneğiniz var? 47 derneğimiz var. Şu anda yönetim kurulunda, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, mavi listede bakabilirsiniz. Ya 10 ya 11 tane kadın arkadaşımız yönetim kurulunda. Dolayısıyla biz kadınları da alanlara çektiğimize, gençleri de alanlara çektiğimize inanıyoruz. Sadece dernekçilik yapmıyoruz. Anladım. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Kolay gelsin diyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Biz de Ege TV olaraktan sizlere başarılar diliyorum ve her zaman beraberiz. Eyvallah. Genel kurula katılım sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasuysa, Kangal için hayırlısı neyse o olsun şeklinde konuştu. Öncelikle genel kurulumuzun başta tüm Kangallı hemşerilerime başarı getirmesini diliyorum. Tabii ki dernekçilik zor bir iş. Dernekçilik gönül işi. Kangal Dernekler Federasyonu'nun yaklaşık 10 yıllık sürecini yakinen tanıyorum. Ve nereden nereye geldiğini, mücadelesini nasıl büyüttüğünü ve bugün bu salonda eğer ki insanlar çift aday çıkıyorsa, iki aday çıkıyorsa, yönetimlere talip insanlar çıkıyorsa, bu aslında dernekçiliğin, Kangal Dernekler Federasyonu'nun nereden nereye geldiğinin göstergesidir. Ben Sivas Milletvekili olarak İstanbul'daki derneklerimizin her türlü organizasyonuna gelmeye çalışıyorum. Bu kongrenin hayırlı olmasını diliyor, seçilecek arkadaşlarımıza yeniden başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Kangal Dernekler Federasyonu Genel Kurulu'nda Divan Başkanı İsmail Erdem seçim ve sonucunu mikrofonlarımıza değerlendirdi. Çift liste olması da önemli. Yani tam da bunları yani, özlemişiz. Doğru. Demokrasinin... Kaç yıl? 26 öyle, yıllık devam. Yani, evet. Aynen öyle. Güzel oldu. Tabii ki tartışmalar olacaktır, çekişmeler olacaktır, eleştiriler olacaktır. Bu doğalında var zaten bu. Doğru. İyi bir seçim oldu. Yani Kangallar artık şunu öğrendiler. Tartışmayı... karşı karşıya durmayı ama kol kola yürümeyi de öğrendiler. Evet. Bunun sonucu bence onu gösteriyor.
Bugüne kadar gerçekten Kangal Dernekler Federasyonu diğer kurumlarda, STK'larda olduğu gibi elinden geldiğince birlik, beraberlik içerisinde bir çaba harcadı. Bir çalışmalar yaptı. Bugün de onu sergiledi. Umarım yeni arkadaşlar, yeni seçilen arkadaşlar bunu daha da büyüterek çıtasını yükseltirler. Başta Kangal'ımıza, Sivas'ımıza ve ülkemize hayırlı bir iş çıkarırlar. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizi burada izleyen seyircilerimize, bu kadar bize katlandıkları için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kızılören köyünde ayağına kaynar su dökülen 4 yaşındaki küçük çocuk için 112 sağlık ekibi ve Gürün ilçe özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri seferber oldu. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kızılören köyünde ayağına kaynar su dökülen 4 yaşındaki küçük çocuk için ailesi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sivas'ta etkisini sürdüren yağıştan dolayı yolu kapalı olan köye ulaşamayan ambulans durumu Gürün ilçe il özel idaresine bağlı karla mücadele ekiplerine bildirdi. İlçe özel idare ekipleri yaklaşık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta olan ve 2 saat süren operasyon sonucunda yolların açılmasıyla birlikte kazazede 4 yaşındaki Adem Üçpınar'ı ilçe devlet hastanesine ulaştırdı. Olay sonrası küçük Adem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şerefiye Dernekler Federasyonu geleneksel pazar kahvaltısını İstanbul Eyüp'te bulunan bir restoranda gerçekleştirdi. Şerefiye gecesine hazırlık toplantısına hoş geldiniz. 24 üye, köy dernek başkan ve yönetiminin yer aldığı kahvaltıda Zara Vakfı Başkanı Adnan Şimşek, Zara Vakfı Genel Sekreteri Aykut Bayrakçı da yer aldı. 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Şerefiyeliler Gecesi'nin bilet satışının gerçekleştirildiği kahvaltıda Şerefiye Dernekler Federasyonu Başkanı Aydar Bektaş şunları söyledi. Değerli dostlar, Şerefiye Dernekler Federasyonu olarak yönetime geldikten sonra birinci etkinliğimizi Koca Sinan Düğün Salonu'nda ağamızın tanıtımı programıyla gerçekleştirmiştik. Ondan da bize, orada da bize gerçekten büyük bir destek sağlamıştınız. İkinci etkinliğimizi bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bizlere katılım sağlayanlara tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, bu çalışmaları yaparken biz tabii ki şerefiyeler olarak Saray Şerefi Dernekler Federasyonu değil, bütün şerefiyeler adına yürütüyoruz. Burada başarı bizim de değil, sadece bizim değil, hepimizin başarısı. Yani burada başarılı veya başarısızlık diye bir şey söz konusu değildir. Önemli olan şerefiye toplumudur, şerefiye toplumuna hizmet etmektir. Biz bu amaçla bu göreve geldik, bu amaçla sizlerden destek bekliyoruz. Desteğinizi esirgemeyeceğinizde şüpheniz yok. Yönetimleri gençleştirme konusundaki sıkıntılarımız var. Zara Vakfı Genel Sekreteri Aykut Bayrakçı ve Zara Vakfı Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda eski Şerefiye Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Turan Altun'da konuşma gerçekleştirdi. Ben bugün biraz daha genç yönetimci arkadaşlarla karşılaştım, görüyorum. Bundan da memnunuz. Çok sağ olsunlar, başarılar diliyoruz. Biz Zara Vakfı yönetimine seçildiğimiz günden beri Beydağı'ndan Köse Dağı'na kadar her bölgede ayrım yapmaksızın hizmet etme anlayışıyla hareket ediyoruz. Daha önceki dönem Ahmet Turan hocamızla aynı şekilde çalışmıştık. Nitekim şu anda yönetim kurulunda beraber hareket ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. İstişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şerefiye sevgilisiyle, Şerefiye'mize en iyi şekilde hizmet edebilmek, Şerefiye'nin birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla yine bir araya geldik. Sağ olsun federasyon yönetimimizi bizi ağırladılar, ikramda bulunurlar. Allah onlardan razı olsun, kendilerine başarılar diliyorum. 11 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Şerefiye Kültür ve Sanat Festivali sponsoru ve aynı zamanda Şerefiye Ağası Dursun Kuzey Şahin de katılımcılara teşekkür etti. Gördüğün bütün delikanlılar yavaş yavaş bıyıkları ve kaşları beyazlatmışlar, saçları da beyazlatmışlar. Biz de onların ardından geliyoruz ama herhalde gençleşmeye ihtiyacımız var. Bunun için biraz çalışırsak, gözleri gösterirsek herhalde bu da gerçekleşir.
Sevgili seyirciler, Kangal ilçesi Boğazköy mevkiindeki arızaya müdahale eden ÇEDAŞ ekipleri, hava şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için araziye yem bıraktı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye her türlü iklim koşullarında kesintisiz enerji vermek için gece gündüz sahada çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. ÇEDAŞ ekipleri bir yandan elektrik arızalarını çözüm üretirken diğer yandan da ağır kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için yanlarında yiyecek taşıyor. Kangal bölgesi Boğazköy mevkiinde bulunan bir arızayı gidermek için ekibimizle geldik. Buradaki sıkı bir arızamız vardı, onu ardık. Ardından da buralar çok fazla karla kaplı olduğundan dolayı yaban hayatı yem bulmakta güçlük çekiyor. Bu sosyal sorumluluk projesi adı altında buradaki karları temizleyerek yaban hayatına destek vermek amacıyla buraya buğday, ekmek, saman gibi yiyecek, hayvanların daha kolay ulaşabileceği yiyecekler bıraktık. Burada kış şartları çok ağır geçtiğinden dolayı hayvanların yem bulmakta çok güçlük çekiyordu. Biz araziye çıktığımız zaman hayvan ölüleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü hayvanlar yem bulmakta çok güçlük çekiyorlar bu karda. Burada kurt, tilki, keklik, tavşan gibi yaban hayvanlar var. Bunlar yem bulmakta çok güçlük çektiğinden dolayı biz de böyle bir sorumlu, kendimizde sorumlu hissettik bu konuyla. Geldiğimiz arzaya gittiğimiz bölgelerde bu şekilde yem bırakma yapıyoruz. Herkesin de aynı duyarlılığı göstermesini tavsiye ederim. Son olarak Kangal ilçesi Boğazköy mevkiinde gelen bir arıza ihbarı üzerine kar motoru ile olay yerine hızla ulaşan ÇEDAŞ enerji timleri enerji nakil hattında oluşan arızaya müdahale ederek bölgeye enerji verirken arazideki karı temizleyerek açtıkları alanlarda saman döktükten sonra yaban hayvanları için buğday ve ekmek bıraktı. Deneze Kop spor haberlerini sunar. Evet, şimdi ise spordaki gelişmelerle devam edelim bültenimize sevgili seyirciler. Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le karşılaşan Demir Grup Sivasspor rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de 21. hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Demir Grup Sivasspor mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un golünü Yatabari atarken Medipol Başakşehir'in golünü ise Dembaba kaydetti. Kırmızı beyaz ekip bu sonuçta ligde puanını 42'ye yükseltti. Demir Grup Sivasspor bir sonraki maçta Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü saat 19.15'te yeni 4 Eylül Stadyumunda Antalya Spor'u konuk edecek. Kırmızı beyazlar Süper Lig'in 22. haftasında ise 16 Şubat Pazar günü saat 16'da deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'deki başarısına değinen Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, hakem hatalarıyla kırmızı beyazda ekibin başarılarının engellendiğini belirterek federasyona seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özsürek, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'la ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'umuz ligin 21. haftasını 42 puanla lider olarak geçerek Anadolu'nun haklı mücadelesinin adeta karşılığı ve sesi olmuştur.
Sivasspor Kulübü Kulüp Başkanı Mecnut Yakmaz ve yönetim kurulunun disiplinli, sistemli, taviz vermeyen ekonomik ve yönetimsel yapısından kaynaklı olarak Süper Lig'deki mücadelesini borçsuz sürdüren birkaç spor kulübünden biri olma başarısını sürdürmeye devam etmektedir. Nüfusuyla, sanayisiyle birçok şehir spor kulüplerimizin gıpta ile baktığı Demir Grup Sivasspor'umuz ne yazık ki Süper Lig'in zirvesinde yer almasına rağmen sürekli hakem hatalarına maruz kalmaktadır. Yaşanan bu hakem hataları sonucu şehrimizin gözbebeği Sivasspor'umuz sezon başından bu yana en az 8 ila 10 arası puan kaybına uğramıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz aldığım konuşmalarımda bunu ifade etmeme rağmen bu tarz davranış ve tutumların en son Sivas'ta oynanan Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir karşılaşmasında da sürdürüldüğünü görmenin tüm taraftarlarımız gibi ben de üzüntüsünü yaşıyorum. VAR sisteminin Sivasspor kulübümüze sağlıklı bir şekilde neden çalıştırılmadığını, hakemlerimizin Sivasspor adına VAR sistemine gitmediğini anlam veremiyorum. VAR ne için var? Ben bunu anlamış değil. Fair play ruhundan ve ekonomik yapısından asla taviz vermeyen kulübümüze doğruları yaptığı için acaba ceza mı veriliyor diye düşünmüyorum da değil. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na buradan sesleniyorum. 42 puanı alın teri ve terinin son damlasına kadar savaşarak alan bu takımımızın üzerindeki kirli elinizi çekin. Oyunlarınıza, Sultan şehrimize alet etmeyin. Biz bize yeteriz. Sivasspor için hep destek, tam destek. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen 1. Antrenör Gelişim Semineri Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda yapıldı. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen 1. Antrenör Gelişim Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Denizli Spor'da yıllarca hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet veren Mesut Bakkal'ın da konuşmacı olarak katıldığı seminere Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Denizli Şubesi Başkanı Feyyaz Ceşen ve Denizli Futbol Antrenörleri katıldı. Seminerde Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Rıdvan Ekmekçi futbolda zihinsel antrenmanı konusunda eğitim verirken Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Başkanı Doçent Doktor Bilal Utku Alemdaroğlu futbolda teknoloji kullanımı konusunda eğitim verdi. Seminerin ev sahibi TÜFAT Denizli Şube Başkanı Bülent Fil Ege TV mikrofonlarına semineri değerlendirdi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenör Derneği'nin bir programı. Haziran 2020'ye kadar devam edecek bir organizasyon bu. UEFA A, UEFA B, TFF Teknik Direktörler, TFF A ve TFF A Profesyonel Kaleci Antrenörünün katılmak zorunda olduğu bir seminer. Türk futbolunda daha ileriye nasıl gidebiliriz? Onun çalışmalarını yapıyor. Konuşmacı arkadaşlarımız da üniversitelerimizden değerli konuşmacılar, değerli hocalarımız. Ben verimli geçeceğine inanıyorum. Türk futbolunu yeni ufuklar açmak için çalışmalara devam ediyoruz. Tabii Mesut Bakkal'ın da bizim üyemiz zaten. Mesut Hoca'yı biz ne zaman çağırsak geliyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Sabah çok erken saatlerde yola çıktı, Ankara'dan geldi. Biraz sonra semineri var. Öğleden sonra da uygulamada da sahada olacak. Yani futbol antrenörünün hem sahada hem teorik olarak neler yapabildiğini biraz sonra arkadaşlarımız gösterecekler. Teknik direktör Mesut Bakkal seminerin ve eğitimin detaylarını Ege TV mikrofonlarına anlattı. Teknik direktör Mesut Bakkal günümüz Türk futbolu hakkında verdiği seminerde antrenörlere önemli bilgiler aktardı. Ya işin aslında başı şu, Denizli oldu mu duramıyorsun yani. Yani Denizli bizim için, benim için çok önemli şehirlerden biri. Ben burada 20 yılım geçti. Takım kaptanlığı, 12-13 yıllık futbol yaşantısı. Ve TÜFAT Başkanı Bülent Hoca ile biz altyapıda 2 sene çalıştık. Bunun üzerinde de dostluklarda bazen ne mesafe tanınıyor, ne hava tanınıyor, ne su tanınıyor. Böyle bir ihtiyacımız var dediler. Ben de seve seve dedim tabii. İşte oluşabilecek bu türlü seminerlerde katkımız olursa, yani birikimlerimizi aktardığımız zaman ben de mutlu oluyorum. Çünkü Denizli'yi çok seviyorum, hakikaten seviyorum. Denizli benim memleketim gibi. Çok uzun zaman burada yaşadığım için burada ve buradan evliyim zaten. Onun için hem dostlukları hem de bilgi aktarımı yapmak için geldik. İnşallah faydalı oluruz. Çünkü özellikle gelişimlerde bizim de yeni oluşabilecek antrenörlere katkıda bulunmamız, bizim için yaşadıklarımızı anlatmamız veya bilgimizi aktarmamız onları bir daha ileri taşıyacaktır. İnşallah faydalı oluruz. Buraya geldiğim için de mutluyum. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da seminerde konuşma yaptı. Evet, spor. Demiştik ki spor yeni dönemde bizim için çok önemli olacak. Spor, eğitim, sanat çok önemli olacak demiştik. Ve geçtiğimiz 10
anlık dönemde de bir bir bu sözlerimizi yerine getiriyoruz. Tabii sözlerimizi yerine getirirken sizlere amatör spor kulüplerimize de desteğimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz ki bir malzeme dağıtımımız oldu. Hiçbir amatör spor kulübümüzü ayırt etmeksizin malzemelerini, ihtiyaçlarını temin ettik. Konuşmaların ardından TÜFAT Denizli Şubesi seminer adı verilen Denizli Sporlu eski futbolcular Erol Yaman ve Mehmet Cicibuan'ın yanı sıra konuşmacılara ve Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a plaket takdim etti. Yalova Spor Lig'in güçlü ekiplerinden Merkez Efendi Belediyesi karşısında baştan sona önde oynadığı maçı 86-73 kazanıp 8. galibiyetini aldı. Merkez Efendi ise 11 galibiyette kaldı. Akınkan Demir'den gelen sayılarla Yalova Spor 6. dakikada skoru 16'ya getirirken buz kısa süreyi 7-0'lık hücum ribaund üstünlüğü sıkıştırdı. Merkez Efendi Erkin Şener'le 8. dakikada 12-12 beraberliği yakaladı, ilk periyodu da 18-15 önde tamamladı. Yalova Spor Şarel kaynaklı sayılarla 2. çeyreğe 13-0'lık seriyle başladı ve 4. dakikada 28-18 öne geçti. Merkez Efendi Belediye'nin bu çeyrekteki ilk sayıları 4 dakikada 5 saniye sonra Gibson'un serbest atışıyla geldi. 7. dakikada farkı çift hanelere getiren Yalova Spor devreyi de 42-29 önde bitirdi. Deron'un 3, Mishra ise 7 sayıyla ilk yarıda takımlarının skorerleri oldu. 3. çeyreğin 5. dakikası 52-40 ile geçildi. Hücum ribaundlarını toplamaya devam eden Yalova Spor 8. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı ve son periyoda da 61-48 önde girdi. Farkı koruyan Yalova Spor bitime 5 dakika kala skoru 71-57'ye getirdi. 7. dakikada fark 18'e geldi ve karşılaşma ev sahibinin 86-73 galibiyetiyle sonuçlandı. Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karate kuşak sınavında 15 sporcu turuncu kuşaktan yeşil kuşağa geçerken 15 sporcu ise yeşil kuşaktan mavi kuşağa geçti. Öğrenciler kuşak sınavında ter dökerken bazı öğrencilerin ise sınav esnasında heyecanlı oldukları görüldü. Şuhut Belediye Hisar Spor Kulübü'nün karate antrenmanlarına da devam ettiği öğrenildi. Çekil hele. Evet, spordaki bu gelişmelerle de bugünkü bültenimizi burada noktalayacağız sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Ama habersiz kalmayın efendim. DNZ.com spor haberlerini sundu. Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi sunar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yarın bazı bölgelerimizdeki en yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle. Marmara bölgesi Edirne 15, İstanbul 12, Kırklareli 13, Kocaeli 13. Ege bölgesi Afyonkarahisar 7, Denizli 16, İzmir 20, Manisa 18. Akdeniz bölgesi Adana 11, Antalya 17, Hatay 6, Isparta 6. Ve İç Anadolu bölgesi Ankara 5, Eskişehir 10, Konya 11, Sivas 1 derece. Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi sundu.